Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda 2020'nin en iyi silahlarını inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi geride bıraktığımız günlerde yayınladığım bir videoda en ölümcül 3 silah paylaşmıştım sizinle. Bu videoda istatistikleri Valor buff sitesinde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Hangi silah ne yönde daha iyi bunlara bakacağız. Yine ben silahlar hakkında kendi düşüncelerimi, kendim olmasını istediğim hallerini söyleyeceğim sizlere. Siz de yine yorumlar kısmında kendi düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Önceki videolarda ajanların ve haritaların oynanma oranlarıyla alakalı konuşmuştuk. Bu videoda da hani silahlarla alakalı olsun istedim. Videoya geçmeden önce devam eden bir çekilişimiz var. Açıklamalar kısmındaki linkten o çekilişe katılabilirsiniz. Katılım şartları kanala abone olmak, bir videoyu beğenmek, ekstra puan almak isterseniz de Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Sadece bana destek olmak adına da bunları yaparsanız çok memnun olurum diyeyim ve hemen konuya geçelim. Bahsettiğim videoda zaten ilk üçü görmüştük. Birinci sırada Vandal, ikinci sırada Phantom, üçüncü sırada da Spectre var. Spectre'ın yerine Stinger resmi koymuşlar ama. Oyunda alınan bütün killerin %33.3'ü Vandal ile birlikte alınmış ve bu killerin %20.4'ü headshotmış. Zaten oyunda alınan killerin yarısını rifle'lar karşılıyor. Normal olan da bu diye düşünüyorum. Ama Vandal ve Phantom arasında neredeyse %15'lik bir fark olmalı mı bunu bilmiyorum. Hani Vandal bir kere bufflanmıştı. Tekrar nerfleneceğini hiç zannetmiyorum ama Phantom konusunda bir düzenlenmiş Cenneme gelebilir mi? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yine Phantom'la alınan killerde headshot oranı, vandal oranla %2, %2.5'luk bir düşüklük var yani Phantom'da. Yine oyunda alınan killerin %19 civarı Phantom ile birlikte alınmış ve bu killerin de %18'i headshot. Genelde zaten insanlar Phantom'la ilk mermi headshot atıyor. ikinci body'e gidiyor. O şekilde hani alıyorlar. Dolayısıyla yani bu vandal ile arasındaki oran farkı gayet normal bana kalırsa. Baktığınız zaman zaten öyle aman aman uçuk bir fark da yok. İyi yani insanlar yine o kadar fazla leg shot atmıyormuş. Ağırlıklı olarak body shot atıyorlarmış baktığınız zaman. Spectre'ın zaten 3. sırada olmasının gayet normal olduğunu söylemiştim. Tabanca roundunu kazandıktan sonra ikinci ellerde çok fazla tercih edilen bir silah. Dolayısıyla 3. Hani sırada olması da gayet normal. Yine rifle'ların alternatifi olarak da kullanılıyor kendisi. Yani tam bir alternatif demek çok da doğru değil ama hani rifle alamadığınız zaman veya yani paranızda bir dengeleme yapmak istediğiniz zaman Spectre çok iyi bir tercih oluyor. Onu anlatmak istedim. 4. sırada da Ghost 5. sırada klasik var. Bu arada şunu da belirteyim bu iki silahımız konusunda da ileride bir düzenleme görebilmemiz mümkün. Özellikle Ghost gerçekten çok güçlü bir silah. İki mermiyle her türlü düşmanı öldürebiliyorsunuz. Yine Classic'in de o burst fire üçlü atışı çok güçlü. Çeşitli durumlarda zıplayarak çok isabetli atışlar yapabiliyorsunuz. Yani bu da oyunlar içerisinde pek istenen bir durum değil. Dolayısıyla buna bu duruma ilerleyen zamanlarda bir dokunuş gelebilir. Zaten birinci ve ikincil atış oranlarına baktığınız zaman neredeyse %40'a dayanan bir ikinci atış yani bu Burst Fire alınan kill var. Hani diğer silahlara oranla bu gerçekten çok yüksek bir oran. Bizim baş belamız Odin'de de buradaymış. Herkes Odin'e bir nerf istiyor ama hani o kadar da yüksek bir sıralamada değil. Yani pek de bela gibi durmuyor. Hani oyunda alınan killlerin sadece 2.5'u Odin ile birlikte alınmış. Evet çok güçlü bir silah ama baktığınız zaman belki ekonomik açıdan belki başka sebeplerden insanlar bu silahı kullanmayı tercih etmiyormuş. Tercih edenler de kill alamıyormuş yani. Bu arada Odin konusunda ilerleyen zamanlarda bir düzenlemeye gideceklerini düşünüyorum. O ilk mermilerini saçılmasının daha da artacağını düşünüyorum. Yani Counter Strike'teki Negev tarzı bir şey de olabilir. Kullanabilene denk geldiğiniz zaman gerçekten çok feci sövdürüyor bu silah bu arada yani. Onun hakkınızı vereyim bu konuda. Yine oyunda alınan killlerin 3.2'si operatör ile birlikte alınmış. Daha düzgün bir sniper olsa kesinlikle hani bu %10'ları geçecek bir noktada olurdu. Fakat Valorant'ın çok da sniperlık bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Kendi yani zaten durum da birazcık bunu gösteriyor. Gerçekten çok kullanışlı bir sniper olsa burada 3 yerine 10 yazar. Daha fazla bir şey yazardı. İnsanlar daha çok tercih eden ama şundan da eminim operatörü ilerleyen zamanlarda daha çok hani herkesin kullanabileceği her ajanın kullanabileceği bir hale getireceklerdir. Benim bu listede en çok ilgimi çeken ve beni üzen nokta Guardian'ın sonlarda bulunması. Benim oyun içerisinde en sevdiğim silah bu arada Guardian. Ama oyun içerisinde alınan toplam kill'lerin sadece 0.7'si Guardian ile birlikte alınıyormuş. Yani insanlar pek tercih etmiyor. Tercih edenler de çok fazla hani kill alamıyor baktığınız zaman. Uzak mesafede, one tap'lerde falan çok fazla iş yapan bir silah ve hani adam öldürdüğünüz zaman özellikle de Headshot'ta çok fazla keyif alabiliyorsunuz. Body'e bir mermisi 65 vuruyor. Reyna ultisiyle mükemmel bir iş yapıyor. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Birinci bölümde silahla gene çok fazla oynamışlar da ikinci bölümde de hani oynayacaklar mı? Bunu merak ediyorum. Ben oynamaktan çok fazla keyif alıyorum. Çok fazla güzel skin getiriyorlar. Hani para olsa böyle yani. Guardian'ın altında Marshall var. Neredeyse başa baş ilerliyorlar. Marshall konusunda da ilerleyen zamanlarda bir iyileştirme olabilir diye düşünüyorum. Oyun içerisindeki pompalılara genel bir düzenleme gelebilir. Çünkü pompalılar gerçekten hani çok kullanışsız geliyor. Bucky ile Judge'da gerçekten süper iş yapan insanlar var ama hani kaç maçta kaç kere denk geliyorlar. Biraz da buna bakmak gerek. Hani bu şatkanlar ile alınan kirlerin oranlarının birazcık daha artması gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle bazı noktalarda attığınız hit ile verdiğiniz damage gerçekten çok komik rakamlara ulaşıyor. Sorted falan neredeyse 15 hit atıyorsunuz fakat adamın canını yaralayamıyorsunuz. Bu konuda derneği hani kötü bir silah. Zaten en kötü de hani bıçağın hemen sonrasında geliyor. Bundan dolayı da oyunda alınan killerlerin sadece 0.2'si short ile birlikte alınmış ve hani az tercih edilen bir silah. Short almak yerine diğer pistollar gönül rahatlığıyla tercih edilebilir diye düşünüyorum. Yani liste genel olarak bu şekilde Stinger, Sheriff, Frenz olsun vesaire bunların yerleri, oranları vesaire beni pek şaşırtmadı. Tabii ki hani sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Bunları da yorumlar kısmında belirtirsiniz zaten. Açıkçası liste içeri ...beni tek şaşırtan silah Guardian oldu. Hani belki ben çok kullandığım için... ...insanlar da çok kullanıyordur diye düşünmüşümdür. Bu konuda bir yanılmışımdır. Ama görünen o ki insanlar çok fazla tercih etmiyor. Tercih edenler de kill alamıyor. 2020'nin sonuna yaklaşırken listemiz bu şekildeydi. Umarım ki hani 2021'de... ...bu Vandal Phantom dengesini... ...daha iyi bir şekilde sağlayabilirler. Yani uçuk bir dengesizlik yok zaten ama... ...yüzde 25-25 olsa hani o seviyeye... ...getirebilecek tarzda akıllı bir... ...düzenlemeler yapabilirlerse harika olur bence. Hani haritadan haritaya göre ben iki silahı da tercih ediyorum. İki silah oynamaktan da gerçekten çok keyif alıyorum. Rifle'lar konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Bu tabancalar konusunda ne tür düzenlemeler yapacaklar hani bunları merak ediyorum. Bu Ghost'un ikinci mermisinin sekmesi daha da artırılabilir diye düşünüyorum. Yine klasiğin bahsettiğim gibi Burst Fire'ın üçlü atışının zıplayarak atışlardaki sekmesi arttırılır. Yine uzak mesafelerde daha da saçılmasına olanak sağlarlar diye düşünüyorum. Operatör konusunda iyileştirme bekliyorum. Yine Ares ve Odin silahlarında da zayıflatmalar bekliyorum 2021 yılı içerisinde. Bunun dışında Stinger, Şerif, Frenzy bunlara dokunacaklarını çok zannetmiyorum. Şerif konusundaki tek üzücüyen uzak mesafelerdeki düşmana headshot attığınız zaman 5 canı kalıyor. Ondan sonra gidip o adamı ölüyorsunuz falan. Çok hayal kırıklığı yaşatıyor. Göz yaşı aktırıyor yani öyle söyleyeyim. Yine pompalılarda küçük iyileştirmeler bekliyorum. Silahları çok da OP bir noktaya getirmeden. Yine shorty konusunda ciddi iyileştirmeler bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Guardian açıkçası çok da bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum ama hani ne tür bir şeyler yapabilirler veya bir şeyler yapacaklar mı bunu merak ediyorum. E hani tabii ki de oyun içerisinde bazı silahlar çok ön planda olacak. Yani hepsi %10, %10, %10 şeklinde ilerlemeyecek ama hani bazı silahlar benim beklediğim gibi değil. Öyle söyleyeyim. Yani bunlar tamamıyla benim kendi düşüncelerim. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Bunları da yorumlar kısmında belirtirsiniz. Siz de oranlara bakın diye mümkün olduğunca sayfayı çok da oynatmamaya çalıştım. Hani videoyu durdurup inceleyebilirsiniz diye. Ya videoyu çok fazla uzatmayayım. Genel olarak benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sizin oynamaktan en çok keyif aldığınız silah hangisi? Listede hangi silahlar yer değiştirmeli? Hangi silahların yer değiştirmesini istiyorsunuz? İlerleyen zamanlarda beklediğiniz silah düzenlemeleri neler? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. 2021 yılı umarım ki oyun için daha güzel, sizlerin daha çok keyif aldığı, benim de tabii ki de daha çok keyif aldığı bir yıl olur. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.